Karınca Çiftliğim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tuğkan Gönültaş. Bugün rehber videoların üçüncüsüyle birlikteyiz. Artık birinciyi çektik, ikinciyi çektik. Zaten neden karınca besliyoruzla başladık. Kraliçe karınca nasıl bulunur dedik. Madem sezon da geldi. Şimdi kraliçe karınca bulduğunuz noktadan itibaren ben senaryoyu size okuyacağım. Çünkü artık sorular bununla alakalı geliyor. Yani kraliçe karınca nasıl bulunur diyordu herkes. Şimdi kraliçe karınca buldum, ne yapmalıyım diyor. O yüzden de bu videoyu hızlıca çekmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, kraliçe karınca bulduktan sonra yapmanız gereken çok basit, çok temel adımlar var. Bunları tek tek konuşacağız. Çok uzun bir video olmayacak, yani o 40-50 dakika olmayacak. Şimdi öncelikle test tüpü gerekli mi diye bir soru geliyor. Arkadaşlar, test tüpü, bir önceki videolarımda da bundan bahsetmiştim diye hatırlıyorum ama test tüpü arkadaşlar hem cam olduğu için bir kere hijyenik açıdan çok daha avantaj sağlıyor bize. Temiz kalabiliyor ve kolay temizlenebiliyor. Artı şeffaflığı zaten mükemmel bir şey. Yani hani bir plexi veya plastik, herhangi bir akrilik bir malzeme ile, bilmiyorum yani, benim gibi böyle simetri takıntınız veya böyle işte aman temiz olsun, düzgün olsun gibi takıntılarınız varsa camı kesinlikle tercih etmelisinizdir diye düşünüyorum. Artı olarak içine koyduğumuz pamuğun deforme olma ihtimali tamamen ortadan kalkıyor ve su daha uzun ömürlü orada kalıyor. Bu da zırt pırt karıncayla işte oynaşmanızı engelliyor aslında. Şimdi test tüpü bulamıyorum diyenler var. Ya arkadaşlar, test tüpünü şöyle bulabilirsiniz. Size tek tek sayayım. Duyduğum kadarıyla anlatıyorum. Bir kere kırtasiye ve eczanelerden bulduğunu iddia eden, ki bilhassa kırtasiyeler çok var, onu duyuyorum, İddia eden arkadaşlar var. Çevrenizdeki kırtasiyelere sorabilirsiniz. Eczanelere sorabilirsiniz. İnternetten toptan laboratuvar malzemeleri satan yerler var. Oralara sorabilirsiniz, varsa eğer. Bunun haricinde aklıma ne geliyor? Ne bileyim, herhangi bir sağlık ocağı veya işte hastane vesaire tanıdığınız birileri varsa, hani cam test tüpü belki olmayabilir ama hani şu tarz tüpler falan oluyor. Bunları da kullanabilirsiniz bir şekilde. İnternetten online alışveriş yaparak zaten almama gibi bir ihtimaliniz yok. Ya daha doğrusu bulamama gibi bir ihtimaliniz yok. Hani isim vermek istemiyorum ama şu an Türkiye'nin en önemli, en ünlü satış sitelerinin birçoğunda var bu. Yani sadece Google'a cam test tüpü yazmanız yeterli. Hepsi çıkıyor zaten. Sırf hani ben dün merakımdan baktım. Evet, belki fiyatları biraz pahalı. 3 lira 4 lira tanesini satanlar var ama parakende satışı, yani tek satışı böyle ne yazık ki. Ama işte ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Forumda görüyorsunuz, aksesuarlar kısmında. Aldığım fiyatlardan zaten hani yardımcı olmak babında ekliyorum oraya. Yani bulamama şansınız yok gibi geliyor bana ama illaki hani ben aradım bulamadım diyorsanız eczanelerde satılan normal o şırıngalardan test tüpü yaratabilirsiniz. Bununla ilgili de bir video çekeceğim yakında gene. Hani işte ucunu silikonluyorsunuz, suyu koyup pamuk tıkıyorsunuz. Çok bir fark yok ama tabii bu kadar güzel gözükmüyor. Şu görmüş olduğum ne derseniz, bir tane şey alayım. Şuradan gibi bir şey alayım, öyle göstereyim size. Çünkü çok zoom'da duruyor orası. Buradaki test tüp standı arkadaşlar, bu benim 3D printer'dan yaptığım bir şey. Yani bu hafif eğimli içeri doğru koyduğunuz zaman test tüpünün ağzı yerle öpüşüyor. Bu hani benim işte direkt Outworld'un içine test tüplerini dizdiğim tip formikaryumlarda kullanıyorum bunu. Ha bir de işte ısıtıcı pedin üzerine bunları diziyorum, hani sağa sola devrilmiyor. Her neyse, yani bu illa olmalı diye bir şey yok. Bu benim yaptığım öyle kendime bir ekstrem bir şey aslında. Şimdi arkadaşlar, çok konuyu bölüyorum farkındayım ama kraliçe karınca buldunuz. Öncelikle ilk başta kraliçe karıncanız, ya bu çok çok önemli değil ama bence yapılmalı. Madem bu hobiyle uğraşıyorsunuz bunu öğrenmelisiniz. Bulduğunuz kraliçe karıncanın hangi tür olduğunu, en azından hangi familyaya ait olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bir, forumumuza girip sorabilirsiniz. Birçok kişi öyle yapıyor. Yani karıncanın 2-3 farklı açısından fotoğrafını çekiyor. Ya ben şu arada bunu açayım bir saniye. Strese sokacağız biraz ama. Fotoğrafını birkaç açıdan çekiyorlar. Foruma koyuyorlar. Biz de bildiğimiz kadarıyla işte ID'sini söylemeye çalışıyoruz. 2, Google'dan araştırabilirsiniz. Yani kraliçe karıncaların listeleri var, görselleri var. Ama hani foruma sormanız daha hızlı bir yanıt almanızı sağlayabilir.
Bunu neden öğreniyoruz? Kraliçe karıncanızın türünü öğrendikten sonra nelere ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Şimdi bu kafanızı karıştırmasın. Oo yandık, binlerce kraliçe karınca türü var. Her biri için bu işlemi mi yapmak zorundayız? Hayır. Zaten Türkiye'de yaşayan türler, yani sizin bulabileceğiniz türler belli başlı türler arkadaşlar. Bunların da davranış biçimi ortalamasıyla aynı. Yani kraliçe karınca bulduğunuz an aman ben buna protein dayamalıyım, aman şeker vermeliyim. Hayır. Bu aslında bu hobinin en kolay kısmı. Tek zor kısmı şu, bu hayvancağızı strese sokmamak. Çünkü siz her gün bunun, işte az önce açtığım gibi dışına yaptığınız cover'ı, yani cover demeyeyim işte, ne denir buna? Kılıf mı diyeyim, kapak mı diyeyim, her neyse. Yani karanlık tutmak için yaptığınız şu zamazingo, yok cümle kuramadım. Bir şekilde 4 günde bir, 5 günde bir açmayı ve yavaşça açıp, daha loş bir ortamda açıp kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Kendinize bunu öğretmeniz gerekiyor. Kraliçe karıncalar kendini güvende hissettiği zaman dar alanda, küçük alanda, karanlık ortamda ve uygun koşullarda kendini iyi hissettiği andan itibaren yumurtlamaya başlar. Örnek veriyorum. Ben kraliçe karınca buldum ama işte şey oldu, döllenmiş olduğuna eminim. Fakat kendisi yumurtlamıyor diye bana sorular geliyor mesela. Kardeşim bulunduğu alan kaç derecede diyorum mesela. 17 derecede. Bu Messor kraliçesi mesela. Bu Messor kraliçesi 10 ile 15 derece arasında kış uykusuna yatıyor zaten. Sen onu 17 derecede 18 derecede tutarsan bu hayvan yumurtlamaz. Yani zaten kış uykusu evresinde. Yani nasıl yumurtlayabilir? Bir, ikincisi zaten onu strese sokacaktır. Kaç günde bir bakıyorsun? Abi günde 3 defa bakıyorum yumurtladım diye. O da olmaz. Yani sürekli strese sokuyorsun. O hayvan sürekli burası benim evim değil diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bu şekilde anlatıyorum ki daha iyi akıllarda kalsın diye. Şimdi mesela aynı sezonda bulduğumuz kraliçeler var. Forumdan takip ediyorum. Ben bu kraliçeyi buldum diyelim. Veya bir arkadaşım yolladı. Cover'ını yapıyorum. Kapatıyorum. Ortalama şimdi Messor'lar için konuşuyorum. Ben Messor'ların 28 derecede, 27 derecede çok iyi yumurtladığını biliyorum. Isıtıcı ped yardımıyla veya kaloriferin üstüne değil, aman ha, kalorifere yakın bir yere veya işte ısıtıcı telle, her neyse nasıl bir sıcaklık ısı sağlayabilirseniz bilmiyorum. Yakınına bir yere koyup hiç dokunmadan, haftada bir bakarak, kontrol ederek gayet güzel yumurtladığını görüyorum. Mesela şu an bu görmüş olduğunuz kraliçe streste değil. Evet açtım, ışık da var kafasında ama sarsmıyorum. Bakın hani eğer ciddi anlamda şunu iterek sallarsam etrafa kaçıştırmaya başlayacak. Bu stres onun yumurtalarını yemeye kadar götürür. Yani bu yumurtlamıştı, şimdi yumurtaları yok. Tamam, strese sokmuşsun, o yüzden yemiş yumurtalarını. Ve yumurtalarını yedikten sonra tekrar yumurtlaması daha sıkıntılı arkadaşlar. Bu yüzden birinci kural, kraliçe karınca buldunuz. Test tüpünüz zaten hazır varsayıyorum. İçine aktarımını yapın, kılıfınızı geçirin ve dokunmayın. İlk işçisi çıkana kadar bu hayvan kendini sürekli tedirgin hissedecek. O yüzden ilk işçisi çıkana kadar ona müsaade edin. İşçileri çıktıktan sonra strese girme durumu daha azalacak onun. Çünkü zaten güvendiği kız kardeşleri var yanında, öyle düşünün. Yani bütün hikaye bu aslında. Herkesin yaptığı temel hata da bu. Kraliçe karıncayla böyle mıncık mıncık, kedi sever gibi, köpek sever gibi oynamak. Yapmayın. Sadece bırakın karanlıkta dursun. Haftada bir yavaşça strese sokmadan şöyle hafifçe ayırarak bakabilirsiniz. Çok mu görmek istiyorsunuz? Karıncalar kırmızıya duyarlıdır. Yani daha doğrusu kırmızıyı siyah olarak algılarlar. Böyle bir bilimsel açıklama var. Test ettiğimiz zaman da anlayabiliyoruz zaten. Bu defter kapakları var. Kırmızı şeffaf renkte. Onlardan alın. Onunla sarın, yani şu yapmış olduğum işte kese kağıdı görünümlü cover'ı kırmızı şeffaf ne derler işte kağıttan yapın ve sarın. En azından görebilirsiniz, hani hiç açmadan, hiç sarsmadan veya kırmızı led bir ışık tutarak, mavi led bir ışık tutarak inceleyebilirsiniz içinde yumurta var mı yok mu. Zaten göreceğiniz bir şey yok. Yani kraliçe karıncayı görmek için kendinizi yırtmayın, o kraliçenin ölümüne kadar gider. Yazıktır, günahtır diyelim. Birinci kuralımız buydu. İkincisi, beslenme. Ya ben işte kraliçeyi buldum,
un kurdu veriyorum, işte sinek veriyorum, şekerli su veriyorum. Gerek yok arkadaşlar. Şöyle gerek yok. Bu konu biraz detaylı. Ama hani bu hobiye yeni başlamış arkadaşlar için çok detaya girmeyeceğim. Birkaç farklı tür demeyeyim de, bir takım türlerin içerisinde kraliçe davranışları farklılaşıyor. Şimdi bizim Türkiye'de sizin bulabileceğiniz kraliçelerin çoğu zaten yumurtlama aşamasında, yani ilk işçisini çıkarana kadar beslenmeye ihtiyaç duymuyor. Bunu ben ilk videomda, yani kraliçe karınca nasıl bulunduğunun içinde detaylı bir şekilde aslında anlatmasam da bildirdim orada. Ne dedim? Kanatlarını yiyor derler. Kanat yemezler arkadaşlar kraliçeler. Toraksın, o kanadın yani bağlı olduğu, döktüğü yerdeki kas sıvıları mı diyeyim artık, tam olarak onun bilimsel adını bilmiyorum ama toraksta hapsettiği besinle yumurtalarını büyütür. Şu an bu görmüş olduğunuz karıncanın altında yumurtalar var. Onun içindeki tek bir yumurtaya daha fazla özen göstererek işçi çıkartmaya çalışacak bu görmüş olduğumuz kraliçe karınca. Ve o işçi çıktıktan sonra beslenme evresi başlıyor aslında. Yani şu an zaten stoklarında gerekli protein ve enerji bulduğunuz kraliçe karınca da var. O yüzden onu ekstra takviye yapmanıza gerek yok. Ama bir takım karıncalarda, bir takım kraliçelerde, bir takım türlerde semiler var. Yani clustral demek istiyorum ama Türkçesinin tam hala çevirebilmiş değiliz. Yani master diye sözlükte geçiyor ama semi-clustral denilen karıncalarda beslenme ihtiyacı oluyor. Yani yumurtasını beslemek için çıkıp avlanması gerekiyor. Bizim Türkiye'de var buna gereksinim duyan kraliçeler ama sizin ortalama yani %80-90 bulacağınız kraliçelerde işte Messorlar, Lasius'lar, Componotus'lar, Tetramorium'lar, bunların hiçbirinde kraliçeyi beslemenize gerek yok. Şimdi zaten bulduğunuz kraliçeyi forumdan bir şekilde paylaşıp sorduğunuz zaman buna cevap geliyor. O yüzden dedim hani ID'sini bilirseniz, mesela bu diyelim Messor Barbarus. Messor Structure neyse. Messor Barbarus diye siz Google'da araştırma yaptığınız zaman Almanya sitelerinde, ki zaten Türkiye için wiki yapıyoruz biliyorsunuz, o bayağı bir aksadı ama ben bir yandan çalışıyorum hala onunla. Orada da o şemalardan olacak. Bulduğunuz kraliçenin işte Messor Barbarus diye arattığınız zaman orada her şeyi yazacak. Ortalama kaç derece istiyor, kaç işçiye çıkabiliyor kolonisi, işte clustral mı, semi mi, fully mi, neyse artık onlar. Bunları tek tek bildireceğiz. Ama siz forumda zaten dediğim gibi fotoğrafını paylaştığınız zaman bunu söylüyoruz. Yani birinci seviye bu hobiye başlamış insanlarsanız eğer, bulduğunuz kraliçeyi beslemeyin. Beslemek için de strese sokmayın. Zaten o işçisini çıkartana kadar kendi başının çaresine bakacaktır. Ne zaman ki İşçisi çıktı, işte o zaman artık ufak ufak böyle bir iğne ucu şekerli su damlasıyla veya işte bir un kurdunun, bir sivrisineğin, daha doğrusu bir un kurdunun popo kısmını kesip verebilirsiniz. Bir sivrisinek verebilirsiniz. Bir kara sineğin yarısını verebilirsiniz. Artık elinizde protein kaynaklı ne varsa beslemeye başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi işçisi çıktıktan sonra buna başlamanız gerekiyor. Yani birçok kişi forumda ben okuyorum, işte kraliçe karıncamı besliyorum ama yemiyor. Ya tamam, hani yiyebilir de bu arada, yemez demiyorum. Ben mesela şu an şuraya şekerli su damlatsam gidecek içecektir. Ama gerek yok. Çünkü o şekerli suyu kim bilir yeni başlayan arkadaşlarımız nasıl veriyor? Boğabilirsiniz mesela, hani şırınga ile şekerli su verirken buradan bir fazladan bastım mı şu yumurtalara kadar bir su gitse zaten yapış yapış olup ölecekler onlar. Kraliçe karınca da ölecek. O yüzden hep diyoruz test tüpünün içine aslında bir beslenme alanı, yani ayrı bir parça koyarak buraya iki farklı odacık yapın yapabiliyorsanız diye. Veya bu test tüpünün devamına bir küçük bir işte bu hani sos kapları olur ya küçük, ben eskiden yapıyordum, eski videolarımda vardır. Bir hortumla bir outworld, küçücük bir outworld beslenme alanı yapabilirsiniz. Veya hiç yapmayın, elimin ayarını seviyorum, güveniyorum derseniz cımbız uçlarıyla, cımbızla çalışabilirsiniz, daha rahat olur. Mesela şırınga ile bence şekerli su hiçbir zaman basmayın test tüpünün içine. Çok risklidir. Onun yerine bir yere küçücük damlatın. Kürdanın ucunu alın, şöyle böyle bir sağa sola yapın, çevirin. Test tüpünün içine sıyırın. Bitti. Zaten bir tane iki tane işçinin ihtiyaç duyduğu şekerli su yarım litre olamaz yani. Küçücük bir damladan onlar gerekli olanı alırlar. Yani ilk aşamamız bu.
Kraliçe karınca buldunuz. Besleme yapmıyorsunuz. Karanlıkta tutuyorsunuz. Strese sokmuyorsunuz ve ne olur haftada bir şöyle göz ucuyla bir bakın duruma. Hani karınca ölmüş mü? İşte yoksa yumurtlamış mı, yumurtlamamış mı? Böyle loş bir ortamda yavaşça bakabilirsiniz. Onun dışında ne olur? Dokunmayın. Buradaki su. Buradaki su biliyorsunuz arkadaşlar hem nem sağlıyor buraya hem de su içmelerini sağlıyor kraliçe karıncaların. Bu su bitebilir. Bittiği zaman transfer videomu izleyebilirsiniz. Transfer etme şekli zaten bellidir. Yani hani bir tarafı aydınlık tutarsınız, bir tarafı karanlık. İki test tüpünü birbirine öpüştürürsünüz veya bir aparatla bağlarsınız. Aydınlık olan kısımdan karınca mutlaka karanlığa geçecektir strese girmemek için. Hani bu aşamalara girmiyorum. Bu videonun sadece amacı kraliçe karınca buldum, nasıl barındıracağım, nasıl besleyeceğim gibi soruların cevabıydı. İşleriniz çıktıktan sonra, bu arada bir de şöyle bir soru geliyor. Test tüpü beni ne kadar idare eder? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hatta şöyle göstereyim. Bakın burada mesela ısıtıcı pedin üzerinde bir komponotus kolonisi duruyor. Bakın burada nereden baksanız ki bunun işçileri çok büyüktür. Kaça yakın? Yani 60'a yakın işçisi var orada mesela. Ben hala test tüpünde bakıyorum. Fark ettiyseniz 2 tane test tüpü var. Bunun da amacı tamamen şey. Şöyle biraz zoom yapsak ya. Bakın şu an bu kraliçede hiçbir şey yok. Ne derler? Stres yok. Yani antenlerin hareketleri gayet şu an evinde yani. Ama bu uzun süreli kalmaz. Neyse konudan atlamayalım. Dediğim gibi test tüpü ne kadar sizi idare eder sorusuna cevap bir hayli eder arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir örneklendirme yapayım. Mestor'un iki farklı biliyorsunuz işçisi var. Major, normal işçi. Yani o daha büyük asker sanılan ama asker olmayan major işçiler ve de normal işçileri var. Bu şimdi normal işçileri ilk çıkardığı işçiler zaten. İlk çıktığı için de daha ufak oluyorlar. Mesela diyelim ki yumurtalar burada. Bu yumurtanın tanesi şu, burada bir tane yok. Burada 15-20 tane yumurta var ama bu 15 tane yumurtanın toplam boyutu bir tane işçi ediyor diyelim. Majorlarda hadi diyelim zaten 20-30 işçide bir çıkarttığını varsayalım. Yani majoru katmayın şu an. Düşünsenize şu parça kadar bir işçi bu test tüpü dolana kadar sizce kaç eder? Yani bir hesaplasanıza. Hani bir çemberde 30 tane olsa çarpın bakalım. 100 işçi mi, 200 mü, 300 mü? Yani test tüpü gerçekten uzun soluklu ve de nem ve su içme anlamında ciddi anlamda dertsiz bir işlem. Bu yüzden test tüpü edinin. Her türlü sizin işinizi kurtaracaktır. Ve test tüpü ağzına kadar dolana kadar yani şu ne bileyim. Ya bunun bir oranı yok yani. Hani gözünüzle baktığınızda bu test tüpü dolmuş artık diyorsanız ya bir formikaryum artık aktarma zamanınız gelmiştir veya ikinci bir test tüpüyle birbirine bağlantı yapabilirsiniz. Ama hani herkes formikaryum kullanmak istediği için zaten 15-20 işçi olduktan sonra doğru boyutta bir formikaryum aktarım yapabilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey. Test tüpü kullanmak, formikaryum kullanmak. Şu an bu karınca burada değil. Benim yapmış olduğum ne bileyim hani şöyle 3D printer sokayım bakayım şuraya görecek misiniz? Hani şöyle 3D printer formikaryumları var ya bakın şunun odacığı kadar bir yer yapsam printer'dan şu an onda da bakabilirim. Ama işte yok nemin ayarla, yok her gün şırıngayla su bas, su içsin falan daha zahmetli oluyor. O anlamda anlatıyorum. Bilmeniz gerekenler şu an bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kraliçe karınca bulduğunuz zaman mutlaka bize sorun. Forumda fotoğrafını paylaşın. Zaten cinsini az çok biliyoruz, söyleyebiliriz. Bu doğrultuda karıncalar kategorisi kısmında davranış biçimleri var o türlerin. Ne kadar ne yer, ne içer, ne zaman kış uykusuna yatar gibi soruların cevapları da var. Bu şekilde kraliçe karıncanıza bakmaya ve bu hobiye başlayabilirsiniz. Çok zor bir işlem değil. Sadece strese sokmayın. İlk işçisi çıktıktan sonra bu arada mesela diyorsunuz ya diyeceksiniz ki bana bir haftada bir kontrol et. Ben kontrol ettim. Bir gün sonra işçisi çıktı. 6 gün boyunca ben hiç bakmayacağım. Ne olacak derseniz bir şey olmaz arkadaşlar. Protein takviyesi almadan karıncalar ortalama 15 gün bilemediniz zorlarsa 20 gün dayanabilirler. Bu süreç geçtikten sonra işçiler gönüllü işçiler intihar eder ve proteinin eksiğini onlardan almasını sağlar koloninin. Bu aşamaya gelene kadar biraz vaktiniz var. Yani 3-5 gün işçiyi görmeseniz bile şekerli su takviyesi yapıp yapmamanız önemli değil.
Ama ilk işçi çıktıktan sonra mutlaka küçük bir damla, işte 3 gün sonra bile görseniz, ufacık bir şekerli su takviyesi yapın ki o işçi enerji kazansın. O enerjiyle yumurtaları daha hızlı besleyebilirsin vesaire vesaire. Zaten biliyorsunuz beslenme temel. Şimdi ben bir sonraki videoda süper ilk işim çıktı şimdi ne yapmalıyım diye bir video çekeceğim. Bu dörtlüyü bitireceğiz artık. Zaten ondan sonrası detay bilgilere kalacak. Başka da aklıma gelen bir soru yok. Yani düşünüyorum şu an hani ya abi işte bundan bahsetmemişsin ya da Tuğkan bundan bahsetmemişsin demeyin diye. Ya derseniz de alttan cevaplarım, sıkıntı yok. Özetle anlatmış bulundum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok bağırarak ve çok hızlı konuştuysam affola, biraz rahatsızım yine. Böyle hani çabuk bitsin isteği değil de hani enerjimi böyle hemen harcayayım, tam harcayayım niyetindeydim. Başınız ağrıttıysam affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.